Müsilaj aslında 1720'li yıllardan beri bilim dünyasının bildiği ekolojik bir olay. Deniz şartlarında meydana gelen olaylar, özellikle denizdeki besin elementlerinin artması, deniz suyu sıcaklıklarındaki artışlar ve deniz şartlarındaki durağanlık ortaya çıktığında üçlü tetikleyicinin devreye girmesiyle oluşan ekolojik bir olay. Esasında müsilajın oluşmasında rol oynayan fitoplankton dediğimiz minik mikroskobik bitkicikler soluduğumuz havanın içerisindeki oksijeni üreten organizmalar. Yani azotu fosforu artırdık, suyun içerisinde su sıcaklığı arttı. Deniz şartlarında duran hale geldiğinde bu sefer fitoplankton dediğimiz o organizmalar hızla çoğalarak onu tüketmeyi azaltmaya çalışıyor. Ama o kadar çok artış oluyor ki onlu rakamlarda olması gerekirken milyonlu rakamlara çıkıyor birim hacimde. Ve bu durumda stres şartları vuku buluyor. Hücre içinde tuttukları sıvıyı dışarı bırakıyorlar. İşte müsilaj böyle başlıyor oluşmaya. Suyun altında besinin bol olduğu bir derinlikte başlıyor. Binlerce kilometre uzunluğunda birbirine geçmiş labirentler gibi tülleri düşünelim. Suyun altındaki müsilajın görünümü tam olarak bu. Önce çubuk şeklinde oluşuyor, sonra şeritler oluşuyor, sonra bulut halinde kümelere dönüşüyor. Ağırlaşan bulut kümeleri denizin dibine çökerek dipteki yaşamı etkilemeye başlıyor. Çok az bir kısmı suyun yüzüne çıkıyor. Suyun yüzüne çıkınca biz birden telaşlanıyoruz. Eyvah! Bu nedir? Bizim denizimizi kim kirletti diyoruz. Halbuki o yüzeyde gördüğümüz müsilaj toplam müsilajın binden birisi bile değil.